İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Dilek hocam, sesinizi açacağım. Hoş geldiniz. Teşekkürler hocam, hoş buldum. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Evet sevgili arkadaşlar. Dilek Hanım'la birlikte hazırlayıp sunacağımız titreşim seviyesinin yükselmesiyle ilgili bir içerikten, bir atölyeden biraz detaylıca bahsetmek istiyoruz. Şimdi bu atölyenin esas amacı gerçekten zamanın, günümüzün getirdiği birçok negatif duygu ve düşünceyi aslında yönetebilmemizin son derece kolay olduğu ve bizim seçimlerimize dair olduğunun bilgisini sizlerle paylaşmak. Bunun için yapılacak tabii ki farklı anlayışlarımız var, farklı duygu ve düşüncelerimiz var. Yapacağımız farklı eylemler var. Durup dururken olmayacak. Öncelikle sevgili arkadaşlarım, titreşim seviyesi dediğimizde neyi kastediyoruz? Birazcık bunu anlatmamız lazım. Yaratılan her varlık bir bakıma enerjisel bir formdan oluştuğu için evrende bir titreşim alanı oluşturuyor. Bu titreşim alanları birbirini etkiliyor sevgili arkadaşlarım. Neşeli bir ortama gittiğimizde neşelenmemiz, hüzünlü bir ortama gittiğimizde hüzünlenmemiz bunun bariz örneklerinden sadece bir tanesi. Dolayısıyla sizler hayatınızı yaşarken birçok sebepten kaynaklı titreşim seviyemizi düşüren unsurlarla başa çıkabilmeyi ve daha yüksek bir titreşim seviyesine ulaştığımızda aslında daha yüksek bir sevinç, daha yüksek bir refah, daha yüksek bir şifa, daha yüksek bir ilişki, daha yüksek bir kazanç ve daha yüksek bir tatmin duygusunu hissetmiş ve bunu başarmış olacağız. Günümüzde şöyle bir soruyla başlasak. Titreşim seviyelerimiz neden düşüyor? Bu konuda fikir olan arkadaşlarım var mı? Niye kendimizi böyle yorgun, örgün, ölü toprağa serpilmiş gibi hissediyoruz? Canlanamıyoruz bir türlü. Bunun sebepleri neler olabilir? Ne dersiniz? Birkaç arkadaşımız yorum yazabilir. Söz hakkı alıp konuşmak isteyenler olursa da elbette sizlere söz hakkı vereceğiz. Çağımızın hastalığı haline geldi sanki bu kendini iyi hissetmeme, Evet. sabah yataktan kalkmak istememe, elin kolun kalkması, kalkmaması. Nazar olabilir mi? Yani evet nazar bir tanesi ama yani herkese de mi nazar değiyor acaba? Üzüntü, korku, öfke. Evet, aynıların birisi bu. Düşük frekanslı duygularımız. Korku, geç yatıp erken kalkmak, uyku düzensizliği. Evet, bir tanesi bu. Birçok neden var. Bunların bazıları kişisel, bazıları genel. Mesela kişisel olanlar elbette bizim yani yaşam tercihlerimiz ama biz biraz da böyle genel olanlardan bahsedeceğiz. Küçük bir PDF'imiz var. Hemen paylaşalım. Bu PDF'teki her konuyu bizler Dilek Hocam'la birlikte çakra seviyesinde inceleyip sizlerle paylaşacağız değerli arkadaşlarım. Buradaki bilgiler mahfuz olmak kaydıyla tabii bu bilgilerin daha ötesini sizlerle paylaşacağız. Özellikle çakralara ulaşmamız, çakralar üzerinden kendimize böyle şifa çalışması ya da bir rehabilitasyon çalışması yapmamız daha kolay. Ondan dolayı bu yolu tercih ettik. Evet, yaratılan her şeyin enerji formundan yaratıldığı için ve enerji formları da titreşerek varoluşa geçtiği için değerli arkadaşlarım, titreşim seviyesi, titreşim diye bir gerçek var. Kalp atışlarından tutun, hücrelerin etkileşimine varıncaya kadar bedenimiz sürekli bir titreşimle zaten iç içe. Özellikle hani yaşam amacımızın, yaşam seviyemizin, yaşam sevincimizin düşük olması, bu titreşim seviyemizin düşük olması ile ilişkin. Fakat bunun için de böyle çok aman aman böyle ileri seviye ritüeller, çok derin çalışmalar yapmak zorunda değiliz. Basit, herkesin yapabileceği bazı yöntemler var sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunların 15 tanesini sizlerle paylaşacağız. Bunların bir üst başlık olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Tabii ki atölyede bunların daha derinlerine elbette gireceğiz.
Şimdi öncelikle şeye bir bakalım. Titreşim seviyelerimizin neden düştüğüne bir bakalım. Şimdi titreşim seviyemizi aslında yükseltmek, hak ettiğimiz, umduğumuz, başarmak istediğimiz, ilerlemek istediğimiz noktaya çıkmakla ilgili yapacağımız aslında bilinçli tercihler sevgili arkadaşlarım. Bunların başında duygu halimizi, zihin halimizi, beden halimizi, aslında amaçlarımızı, niyetlerimizi yüksek bir titreşime almak var. Ve bunlar sırasıyla bir araya geldiğinde bizler negatif alandan pozitif alana çekiliyoruz. Özellikle şimdi şunlara bir bakalım. Ya bunların hepsi eğer birimize tanıdık geldiği için sıkıntı olmayacaktı. Kalıcı yorgunluk, titreşim seviyemiz böyle olursa düşük oluyor sevgili arkadaşlar. Ama ne yapsak dinlenemiyoruz. 3 saatte uyusak, 3 günde uyusak dinlenemiyoruz. Birisi bu. Olumsuz duygular. Özellikle ben buradaki unsurları sizlerle paylaşırken lütfen kendinizi check etmenizi isterim. Mesela olumsuz duygular hayatınıza ne kadar çok yer alıyor? Öfke, üzüntü, kıskançlık, korku, kaygı, endişe, başarısızlık hissi, çaresizlik hissi. Bunlar ne kadar çok hayatınızda var? Bunları lütfen şimdi hafızanızda canlandırın. Çünkü bunları diğer duygularla değiştirmemiz gerekecek. Birçok insanın çok sıklıkla bizlere anlattığı ve söylediği, ulaştığı bir konu. Hocam kendimi bu dünyaya ait hissetmiyorum. Ben sanki yaşamıyor gibiyim. Kalabalıklar arasında yalnızım. Beni kimse anlamıyor gibi. Aslında bağlantısızlık hissi. Kişi kendisini sisteme, hayata dahil hissedemiyor sevgili arkadaşlarım. Uzaklaşıyor. Nereden uzaklaşıyor? Kendisinden, özünden uzaklaşıyor. Şimdi fiziksel rahatsızlıklara baktığımızda bunlar da çoklu. Genelde direkt hocam fiziksel rahatsızlıklarda sadece ağrılar, sancılar falan değil, değil mi? Yani elim kolum Evet. kalkmıyor falan gibi şeyler de söylüyoruz. Başka neler var Evet. aklınızda? Hem onlar hocam hem de biz hastalıklarla rezone olur hale geliyoruz. Aslında her bakterinin virüsünde bir titreşim seviyesi var. Kanser de mesela bunlardan biri, grip virüsleri bunlardan biri ve diğer hastalıklar. Bizim birazcık titreşim seviyemiz düştüğü anda o virüslerle, bakterilerle rezone olmaya başlıyoruz. Yani uyumlu hale geliyoruz ve hasta oluyoruz dolayısıyla Evet, maalesef. evet. Şimdi enerji seviyemizi yerlere kadar düşürdüğümüzde yapacak bir şey yok. Negatif enerjilerin, hatta negatif varlıkların, hepinizin çok merak ettiği, hocam bende cin var mı, büyü var mı, musallat var mı? Eğer hayatı böyle karamsar yaşarsan var. Şimdi karamsarlığa geçelim. Her şeyin bir çözümü var. Ölümün çözümü. Çünkü ölümün kendisi çözüm değerli arkadaşlarım. Ölüm korkusuyla barıştığımızda, ölüm korkusuyla yüzleştiğimizde, ölümün bir bitiş bir son olmadığını, muhteşem bir diyara geçiş olduğunu algıladığımızda, ona çare aramayı bırakacağız zaten. Söylediğim gibi ölümün kendisi çare. Ama bunun haricinde neredeyse her şeyin çaresi var. Bundan dolayı hayata karamsar bakmaya, kötümser bakmaya, çaresizlik içerisinde kıvranmaya gerçekten gerek yok. Ayağa kalkacağız ve çareler, çözümler aramak için uğraşacağız, çaba vereceğiz. Tabii bir diğeri de bakın burası çok önemli. Tutku ve motivasyon eksikliği sevgili arkadaşlarım. Yani kişiye soruyorum ya o şeyi ne kadar istiyorsun? Valla hocam ne bileyim olsa da olur olmasa da olur. İşte o zaman olmuyor o şey hayatında olmayacak. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım amaçlarımızı, hedeflerimize gitmek istediğimiz yolu elde etmek istediğimiz şeyleri çok büyük bir tutkuyla arzulayacağız. Bu tutkunun hayatımızdaki bir yansımasından çok kısa bir örnek vereceğim. Sabah yataktan fırlarcasına kalkmamız lazım o işe gitmek için. Anlatabiliyor muyum? Tutku böyle bir şey. Dolayısıyla motivasyonumuz ve tutkumuz az ise zaten yaşam sevincimizin, dolayısıyla titreşim seviyemizin zaten düşük olduğunu, yüksek olamadığını buradan algılıyoruz. Çok büyük bir sorun olarak da evet odaklanamıyoruz. Motivasyonumuz yok.
ve odaklanamıyoruz, konsantre olamıyoruz. Neye? Tam bir şey yapmaya karar verdik. Sonra aklımıza başka bir şey geliyor. Tam ona girdik, tam başladık. Başka bir şey geliyor. Dolayısıyla başarılamamış işler, yarım bırakılmış işler, elde edilememiş sonuçlar. Bunların hepsinin aslında bize geri dönüşü çok kötü. Sonra şöyle diyoruz ya, sen beceriksiz birisin, başarısız birisin. Yargıya bakar mısın? Kendimizi zaten altlarda sürünüyorduk. Daha da böyle toprağın dibine gömdük. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım, bu unsurlar çoğumuzda var, hepimizde var ama bunların tabii ki çözümleri de var. Mesela uyku düzeni de bunlardan birisi. Geç saatlere kadar abuk sabuk şeyler izlemek, abuk sabuk şeyler okumak, çeşitli aklımızı, kalbimizi, zihnimizi kirletecek unsurlarla bir arada olmak. Sosyal medyadan bahsediyorum daha çok. Tabii bilinçli kullanıcıysak bunların tam tersi oluyor. Onlar bize güç, motivasyon, yaşama sevinci ve vizyon katıyor. Ama genelde hep tam tersi oluyor. Evet, ben size sormak istiyorum. Şimdi vaziyet bu. Yani vaziyetken, Türkçe tabiriyle. Şimdi durum böyleyken, titreşim seviyemizi nasıl arttırabiliriz? Ne dersiniz? Birkaç arkadaşımızdan yorum rica edeceğim. Yani ne Ya da yaparsak? bu duyguları, bu halleri yaşayanlar var mı mesela? Neler Var. söylemek isterler, değil Ya, mi hocam? evet, oradan başlayalım. Kaç ölü var aramızda? Uyur gezer. Hayatı gerçekten böyle diplerde yaşayan. Eğer böyle bir şey varsa sevgili arkadaşlarım, güzel, bakın abdest almak isteyenler var fundanın. Tabii çok kişi yarar. Öncelikle ibadet niyetiyle yapıldığı için mükemmel. Evet. Yani Melekan'ın çözümleri söylüyor. Meditasyon, yoga, düşünceleri kontrol etmek vesaire. Bugün bir uygulama size tarif edeceğim. Hatta birlikte yapacağız. Zikir, tamam. Şimdi ne yaparsak yapalım sevgili arkadaşlarım, bunların sistematik hale gelmediği sürece, bizde alışkanlık ve kalıtsal bir nitelik haline gelmediği sürece uzun süre bize fayda sağlaması mümkün değil. Evet, güzel Nasibe Hanım. Şifacılık, verme, alma. Güzel, bunlar güzel şeyler getirir hayatımıza. Titreşim değerimizi nasıl ölçebiliriz? Yani çok basit olacak ama bunu radyasyon çubuklarıyla ölçebiliyoruz. Ne kadar açıldığına ya da ne kadar kapandığına dair. Evet, güzel kopuş falan gerçekten mükemmel, çok işe yarıyor. Sarkaçla titreşim seviyemizi ölçebiliriz ama böyle sarkaç günümüzde birçok arkadaşın oturup kağıt kalemle kendi çizdiği diyagramlar üzerinden çalışarak olmuyor sevgili arkadaşlarım. Ama radyasyon çubukları bu konuda gerçekten işe yarıyor. Peki, hadi gelin bakalım titreşim seviyemizi yükseltmek için neler yapabiliyoruz? Birlikte daha detaylı konuşalım. Bu arada ne yaparsanız yapın sevgili arkadaşlarım, sizde kalıcı hale gelmediği sürece, alışkanlık olmadığı sürece, onu uzun bir süre benliğinize katmadığınız sürece size faydası pek olmayabilir. Niye? Çünkü bunlar anlık yükseliş ve çıkışlardır. Bakalım. Şimdi bir tanesi sihirli bir kelime sevgili arkadaşlarım, farkındalık. Ne yaptığımızın, ne ettiğimizin, neyi tercih ettiğimizin, hangi yolda yürüdüğümüzün bizler tarafından mutlaka bilinmesi lazım. Anlamamız lazım. Farkındalık anlamakla ilgili bir konudur. O iş niye öyle oldu, bu iş niye olmadı, ben niye böyleyim konularında yüksek bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Bu olunca aslında buraya ulaşmanın yollarından diğeri de meditasyon. Anda kalmak, şimdiki anı yaşamak, ruhun yaşadığı zaman dilimi.
Geçmiş zamandan gelen üzüntüler, gelecek zamanın kaygı ve korkuları, işte hastalanma düşüncesi, parasızlık düşüncesi, çaresizlik, umutsuzluk. Bunlar sevgili arkadaşlarım bizim şu anı yaşamamıza engel oluyor. Dolayısıyla yapacağımız şeyler daha çok meditatif çalışmalarla birlikte yüksek farkındalık unsurları. Bunun için de bizim hayatımızda bunlar olursa iç huzur ve netlik oluyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi derin nefesler alalım ve hayatımıza yüksek duyguları katarak bunları yaşayabiliyoruz. Şuradan başlayalım. Net bir amacımız yoksa, gün içerisinde net bir planımız yoksa, hayata dair kesinleşmiş net düşüncelerimiz yok ise sevgili arkadaşlarım, bizler bulanık bir bilince sahip oluyoruz işte o zaman. Netleşmenin en basit yollarından birisi de aslında farkındalık ve yaptığımız meditatif çalışmalardır. Meditatif çalışmalar için illa bir koltuğa ihtiyacınız yok, bir masaj yatağına ihtiyacınız yok. Bunun için özel bir zamana ihtiyacınız yok. Bütün günü meditatif bir halde yaşayabilirsiniz. Aslında sürekli şimdiki zamanda olmak demektir neredeyse. Nefesimi kontrol etmek, duygularımı, düşüncelerimi fark etmek demektir. Şimdi çok kısa bir bakalım. Sadece nefesinize yoğunlaşarak şu an neler hissettiğinizi birazcık fark etmenizi istiyorum. Farkındalık işte böyle bir şey. Gözlerim kapalı. Nefes alıp vermeye odaklanıyorum ve şu anki ruh halimi anlamaya çalışıyorum. Ne hissediyorum? Gerçekten yorgun muyum? Meraklı mıyım, meraksız mıyım? Burada mıyım? Burada bulunuyor muyum, bulunmuyor muyum? Konularına bir bakın. Evet yeterli. Gün içerisinde bu şekilde küçük fasılalarla, küçük molalarla, küçük duraklarla sevgili arkadaşlar ruh halinizi anlamanız gerçekten kafanızdan geçen duygu ve düşünceleri fark etmeniz çok önemli bir yere götürüyor. Pardon. Direkt hocam sizden bir cızırtı geliyor. Sesinizi geçici olarak kapatacağım. Tamam. Evet, kesinlikle Gülen Hanım böyle. Nefese odaklandığımızda zihnimiz karmaşadan kurtuluyor ve berraklaşıyoruz. Çok güzel, evet aynen. Leyla Hanım, teşekkür ederim. Süper bir bilinç. Andayım, güvendeyim, kendi merkezimdeyim şimdi. Çok güzel. Aradığımızda bu. Şimdi burada şunu soracağım size. Özellikle şuradan yola çıkarsanız kaç kişi sevgili arkadaşlarım? Kimler acaba? Zihninin kendisini kullandığını fark ettim. Ya kafamda karmaşık düşünceler var. Zihnim beni fark ediyor. Ben aslında efendi benim ama zihnim efendilik yapıyor. Zihnim beni kullanıyor. Evet. Güzel sevgili arkadaşlar. Bu önemli bir tespit. Zihnimizi sakinleştirmek, zihnimizi gevşetmek ve zihnimizi aşmak için zaten bu çalışmalar yapılıyor. Dolayısıyla özellikle birkaç dakika sadece nefese yoğunlaşıyorum. Kafamın içine giriyorum. Düşüncelerimin hangi açıdan beni manipüle ettiğini algılamaya çalışıyorum ve buna müsaade etmiyorum eğer bunu fark edersem. Dolayısıyla efendi gibi olmanızı size tavsiye ediyorum. Efendi sizsiniz. Zihniniz, kalbiniz, düşünceleriniz, duygularınız bunlar sizin askerleriniz. Askerler efendilik yapmamalılar size karşı. Dolayısıyla nefes disiplinleri aslında bu öğretiyi bize çok
doğrudan elde ediyor. Atölye katılan arkadaşlarımıza Vortex nefesi diye yeni bir nefes yöntemi anlatacağım, sunacağım. Bunu daha önce hiçbir dersimde anlatmadım. Yapılması son derece kolay. Bazı sayı sekanslarıyla yapılabiliyor. Çok özel bir nefes. Dolayısıyla bu nefes yöntemlerini kullanarak, derin gevşeme, derin rahatlama yöntemlerini kullanarak ve yüksek farkındalığı kullanarak sevgili arkadaşlarım, yaşam eve enerjim yükseliyor. Şimdi devam edelim. Başka neler var? Zihni susturmaktan, meditatif hale geçmekten bahsettik. Evet, Dilek Hanım, burada size bir pas atmak istiyorum. Çünkü fiziksel aktivite yaptığınızı biliyorum. Bu nedir, ne işe yarıyor? Bir şey yarıyor mu gerçekten? Yapalım mı? Çok Ya işe yarıyor. ben bu Benim arada... son dönem kesinlikle atölye çalışma sırasında da yaptırmak istiyorum. Aslında bunu da paylaşmadım sizinle ama birkaç hareketim var. Son dönemde yaptığım zaman inanılmaz iyi geldi bana hocam. Ben aynı zamanda işte spor aktiviteleri de yapıyorum tabii ki. Fiziksel aktivite çok işe yarıyor. Yani orada kaslarınızın güçlenmesi, bu biyolojik açıdan da açıklanabilir bir durum, bilimsel olarak da yani. Kaslarınızın güçlenmesi sizi güçlü de kılıyor aslında. O yüzden mutlaka fiziksel aktivite şart. Ya yürüyüş, doğada, ya spor, ya da o işte atölye çalışmasında göstereceğimiz hareketler, mesela sıkıldığınızda, bunaldığınızda, enerjinizi düşük hissettiğinizde hemen böyle titreşim seviyenizi, metabolizmanızı çalıştıracak birkaç basit güzel hareketler var. Bunlar çok işe yarıyor gerçekten de. Süper. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunun nedeni şu, son derece teknik bir konu. Vücudun işleyişiyle ilgili bedenin. Vücudun doğal ruh hali yükselticilerinden olur. Endorfinler salgılanıyor. Mutluluk hormonları yani. Kendini iyi hissediyorsun. Bırakıyorsun, salıveriyorsun. Boş ver baba, yuvarla diyorsun böyle. Kendini iyi hissediyorsun. O esnada başarısızlıkların, çaresizliklerin, umutsuzlukların, bakın, bunlara karşı kendini çok güçlü hissediyorsun ve onları bu şekilde tanımlamıyorsun. Birazdan geleceğim. Bir şeyi tanımlarken gün içerisinde, bakın bu çok önemli, kullandığınız dilin de sevgili arkadaşlarım oldukça pozitif olması gerekiyor. Güçlü kelimeler kullanmanız gerekiyor. Şimdiden ben haber vereyim. Katılmak isteyen arkadaşlarım hemen yanına bir kağıt kalem alsınlar. Bir 10 dakika içerisinde güçlü bir çalışma yapacağız. Titreşim seviyenizi gerçekten çok etkileyecek ve zihninizi programlanmaya itecek bir çalışma olacak bu. Dolayısıyla fiziksel aktiviteler yaparak ruh, zihin, beden bütünlüğünü aslında dengelemiş ve etkilemiş oluyor sevgili arkadaşlarım. Bu çok önemliydi. Dolayısıyla sizlere yürüyüşler, işte danslar, yoga hareketleri, pilates hareketleri, jimnastik, kültür, fizik hareketleri, ya da ev içerisinde yapacağınız herhangi bir hareket, ki bunların birazcık belirli hareketler olması gerekiyor. Bunları size birazcık aktaracağız. Dilek Hanım çok kısa geçti ama bu konu önemli. Doğayla Evet. bağlantı kurmak sevgili arkadaşlarım. Mesela parka gidin, bir ağacın altına oturun, ağaca yaslanın, gözlerinizi kapatın. Ağaçla bütünleşmeye niyet edin, sadece bu. Ağaçların kozmik alemde dünyayı birbirine bağlayan, yaşam enerjilerini çok yüksek bir miktarda çeken çok özel aslında yaratıklar olduğunu görüyoruz. Eğer Dilek Hanım, o orada vardı değil mi? Avatar filminde bir ağaç var, kutsal bir ağaç var. Evet, Eğer evet. Avatar filmini izlemişseniz Kesinlikle ağaç, izleyin. evet ağaç mitlerine, ağaç mitolojisine ya da ağaç kültüne İnsanların yüklediği anlamları buradan görebiliriz. Eski insanlar sevgili arkadaşlarım, gecenin böyle zifiri karanlığında ellerinde gümüş ya da altın orak ya da bıçaklarla ağaçların üzerindeki bazı otları, ki onlara genelde bizler asalak otlar olarak bakarız, öksü otu mesela, bunu toplamaya dair ritüelleri var. Genelde pagan kültürlerinde bunu görüyoruz. Bunun sebebine baktığımızda ise öksü otun içerisinde jel gibi bir şey var. Belki aranlarınızda bilenler vardır. Bu jel değerli arkadaşlarım evrenden çok yüksek miktarda astral enerji çekiyor.
eterik enerji çekiyor ve bu enerjiyi alıp şifa işlerinde ya da başka işte nasıl diyeyim majikal çalışmalarında enerji çalışmalarında kullanıyorlar mesela. Şimdi baktığımızda soru şu: acaba kim ilkel insan? Şimdi bu durumda biz oluyoruz, anlatabiliyor muyum? Tabiat değerli arkadaşlarım. Bizi besleyen, büyüten, adı üstünde anne, dünya ana diyoruz. Bizi büyüten bir şey. Dolayısıyla bu sevgiyi, bu coşkuyu, bu yaşama enerjisini, o titreşim seviyesini tabiattan alabiliriz. Bunun için gerçekten tabii olanla, tabiatla çok yakın, çok derin bağlantılar kurmamız gerekiyor. Bakın bunun için az önce bir yol vardı. İlla gidip ağaca sarılmanız gerekmiyor. Ağaca sarıldığınızı imajine edebilirsiniz. Meditatif bir halde kendinizi böyle güçlü bir enerjiyle doğrudan şarj edebilirsiniz. Doğanın iyileştirici gücünü kullanmıyoruz. Büyük şehirlerde çünkü hocam maalesef binalar arasında kayboluyor insanlık. Ama böyle yanınızda, yamacınızda küçük parklar, yürüyüş parkurları falan varsa mutlaka değerlendirin tabii ki. Evet, ya ben çok sonra fark etmiştim. Bir dönem yakmak istediğim bir tomar kitabım vardı. Özel bir yer aradım böyle. Yani toprak olsun, işte küllerini toprağa gömerim falan diye. O toprak yok. Her yer beton, her yer taş. Ya inanamadım yani. Ve ben bunu ihtiyacım olduğunda fark ettim. Yani ne kadar duyarsızım. Bundan dolayı sevgili arkadaşlar, bakın, topraklanmak, toprağa basmak, toprakta yürümek, toprakta Kesinlikle. ilişki içerisinde olmak da çok önemli. Birçok hanımefendi belki evlerinde çiçek besliyorlar, çiçek büyütüyorlar, çiçeklere bakım yapıyorlar. Bu da çok önemli bir şey zaten. Evet, bana sorarsanız sevgili arkadaşlarım, bütün bu titreşim çalışmaları içerisinde en başa koyacağım başlık minnettarlığı geliştirmektir. Bu duygu durumu çok önemlidir. Minnettar olmak her gün, her an, aklımıza geldiğimiz her duygu durumunda bir şeylerin bizim için çok değerli olduğunu, birçok nimete sahip olduğumuzu farkında olmaktır bu. Şimdi şunu bir yapalım birlikte. Yine az önceki gibi basit, son derece kolay. Gözlerim kapalı. Kafamı hafif şöyle kalbime doğru, sufiler gibi eğiyorum. Kalbimin sesini dinlemeye niyet ediyorum. Ve içimden Yüce Allah'ın bana nimet olarak verdiği bazı şeyleri saymaya başlıyorum. Fark ediyorum. Evet, işte güzel bir ailem var, mutlu bir ailem var, çocuklarım var, işte bir evim var, iyi bir maaşım var ya da yetecek kadar bir maaşım var, işte para sıkıntım yok, sağlıklıyım. Sevgiyi biliyorum. Ruhsal öğretilerin içerisindeyim. Her neyse. Bunları bir iki dakika iç dünyanızda demlemenizi istiyorum. Bakalım enerji seviyeniz yükseliyor mu, artıyor mu, neler hissediyorsunuz? Evet, minnettar olmak, şükür duygusunu fark etmek, sahip olduğumuz şeylerin farkına varmak bize yüksek bir titreşim seviyesi kazandırır sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu konuda her gün bu tarz bir çalışma yapabileceğiniz gibi bir şükür defteri tutabilirsiniz. Şükrettiğiniz, şükrünüze vesile olan konu ve konumları başlık olarak ele alabilir ve bunları yazabilirsin sevgili arkadaşlarım. Evet, duygu durumunun değiştiğini fark eden kimler var? Gerçekten bunu fark ettiğinizden birazcık emin olmak istiyorum. Bu çalışan bir sistem bir. Hocam bana hiçbir şey olmadı derseniz de yeterince odaklanamadığınızı ve zihinde kaldığınızı söyleyebilirim. Çünkü insanın ruh halini çok çabuk etkileyen bir uygulamadır sevgili arkadaşlarım. Minnettar olmak.
Yüce Allah'a sonsuz bir şükür duygusu içerisinde olmak. Bakalım. Güzel şu duygusu yakalanmış Gülnar Hanım. Teşekkür ederim. Başka var mı? İyi olmak peki. Sabah uyandığımızda da bu duyguyu kendimize hatırlatmak çok değerli. Gün içerisinde olduğu gibi. Evet. Ömer Bey kesinlikle öyle. Sevgi, şefkat hisleri, bunları fark ediyoruz. Kişi Yüce Allah tarafından sürekli sevildiğini, sürekli korunduğunu, sürekli gözetildiğini fark ediyor böylelikle. Evet. Şerif Hanım tebrik ederim aynen. Güzel, şükür duygusu kesinlikle. Evet sevgili arkadaşlarım, ilk belki kök duygumuz bu. Size tavsiye edeceğim en büyük belki tavsiye bu. Şükür duygusunu hayatımıza hiç gitmemecesine yerleştirmemiz gerekir. Çok güzel. Evet, bunun işe yaradığını gördünüz, fark ettiniz. Şimdi devam edelim. Biraz hızlı geçeceğim buraları. Sağlıklı beslenme, bunu hiç söylemeye gerek yok. 7-24 her şey tarafından zehirleniyoruz. Tarım ilaçları, genetiği değiştirilmiş ürünler, genleri değiştirilmiş aynı şekilde meyveler, sebzeler, işlenmiş gıdalar, aşırı şekerli, aşırı yağlı, aşırı katkı maddesi dolu unsurlar. Bunları zaten her gün yiyoruz, her gün zoka yutuyoruz değil mi Dilek Hocam? Yani bunlar Maalesef. bunlarla hani şöyle bir şey yok sevgili arkadaşlarım. Hocam ben köy tavuğu yiyorum. Yani hangi köy, hangi tavuk? Ya bunlar da aslında tek başına çözüm olmuyor. Bu konuda sevgili arkadaşlarım, gerçekten çok bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Bu sebeple Geçen şimdi buyurun. gün şeyde manavda alışveriş yaparken elma alıyorum, kokluyorum. Şeftali alıyorum, kokluyorum. Meyvelerin hepsini kokluyorum çünkü inanılmaz bir ilaç kokusu geliyor bana. Mesela beni çok rahatsız eden bir şey bu. Hani bol Evet. suyla yıkıyorsunuz vesaire ama o koku ve tat zaten bulaşmış oluyor. Ne yazık Evet. ki öyle bir süreçten geçiyoruz. Evet ya ben de son günlerde soyulabilecek ne varsa hepsini soyarak yemeye çalışıyorum. Mesela bazılarını Aynen. kabuğuyla yemek daha iyi ama aslında ama soymak zorundayız. Değerli arkadaşlarım, Maalesef. bu arada bir de günümüzdeki tükettiğimiz meyve, sebze ve işte gıda içeriklerinin aslında 10 sene öncesine göre besin değerinin son derece düştüğünü de uzmanlarımız araştırmalarıyla bize söylüyorlar. Mesela 10 sene önce bir domatesten alacağımız gıdayı şimdi belki 1 kilo domatesten bile alamıyoruz. Yani bunlar çok trajik şeyler. Bu da Maalesef. neslin aslında insanoğlunun giderek aşağılara çekilmek istendiğini, planlı projeli bir iş olduğunu da herhalde bizim de söylememize gerek yok. Çünkü bunun böyle olduğunu şu an herkes biliyor. Burası çok önemli sevgili arkadaşlarım. Bunu nasıl yaparsınız bilmiyorum. Hayatınızda sizi zehirleyen, size yük bırakan, size angarya olan, taşımak zorunda olduğunuz, sırtınızdan geçinen asalak insanlardan lütfen uzak durun. Onlarla ilişkilerinizi kısıtlayın ve bir şekilde onları terk edin. Çünkü sizin hak ettiğiniz şey, eğer titreşim seviyenizi yüksek tutmak isteyen bireylerseniz, hayatınızda olumlu düşünen, pozitif bakan, sizi cesaretlendiren, sizi yüreklendiren, sizi duygu ve düşüncesiyle, eylemleriyle besleyen insanlara ihtiyacınız var. Bu insanlar çevrenizde yoksa artık bu çevreleri aramaya başlamanızı da tavsiye ediyorum. Böyle Aslında insanlar hocam vardır. orada şöyle bir şey de var. Bizim frekansımız ve titreşim seviyemiz arttıkça zaten kendi titreşim seviyemize uygun kişilerle rezone olmaya başlıyoruz. O yüzden zaten ister istemez hayatımızdan çıkıyor düşük seviyedeki insanlar maalesef. Ya evet ama bazılarından gerçekten böyle yakası dikiyoruz. Yani Evet. onlara diyoruz ki atsam atamıyorum, satsam satamıyorum. Ama sevgili arkadaşlarım burada bakın. Burada yine konu şuraya dayanıyor birazcık. Kendi özünüzde, merkezinizde olduğunuzda, kendi vücut ve zihin bütünlüğünüzü fark ettiğinizde aslında herhangi bir insanla başa çıkmanız, mücadele etmeniz hiç de zor değil ama direkt hocama katılıyorum.
titreşim seviyeniz değiştiğinde, siz güncellendiğinizde, sosyal hayatınız da güncelleniyor sevgili arkadaşlar. Gitmesi gerekenler gidiyor, gelmesi gerekenler geliyor. Böyle tuhaf bir şey var. Çok güzel bir şey bu. Kesinlikle. Evet, şimdi burası çok önemli. Olumlu beyanlarla uygulayın sevgili arkadaşlarım hayatınızı. Bu ne demek? Özellikle yaptığınız düzenli tekrarlarla zihniyetinizi, enerjinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi uygulama şu, bunu hemen birlikte yapacağım sizlerle. Şimdi elime kağıt kalem alıyorum. Ve birkaç arkadaşımdan da yazdığı şeyleri bizle paylaşmasını rica edeceğim. O da şu. Aklıma gelen, şimdilik bir 30 tane falan yazabiliriz. 30 tane pozitif kelimeyi kalemle yazıyoruz. Nereye yazdığınızın hiçbir önemi yok. Çok hızlı yazıyoruz değerli arkadaşlarım. Ya yazıyorum işte. Akıl, mutluluk, elma, işte neyse aklınıza gelen şeyler. Önemli olan şey bu kelimelerin sizin için pozitif anlam içermesi. Bakın sizin için diyorum. Bu benim için, Dilek hocam için değil. Sizin için yazdığınız bu kelimeler pozitif anlam içerecek. Şimdilik 20-30 saniye yazabilirsiniz. Bu çalışmayı her gün yaptığınızda zihninizin pozitif algısını kodlarsınız ve artık hayata daha yüksek bir pozitif enerjiyle bakarsınız. Bakmak çok önemli çünkü bu sizin artık hayatınızda kalıplaşmış, kalıtsal bir yapı olarak size hizmet etmeye devam edecektir sevgili arkadaşlar. Yayınımız şu an normal, donma yok Gülcan'ın. Evet, bence yeterli. Bu zaten ilk, bu çok basit bir uygulama. Ama etkisi sonuçları inanılmaz derecede güçlü sevgili arkadaşlarım. Bizimle yazdığı pozitif şeyleri paylaşmak isteyen kimler var? Yazabilirsiniz. Bolluk, bereket, huzur, sevgi, aşk, para. Çok güzel. Rica ederim Gülcan'ım. Söz hakkı alıp bunları hızlıca bize okuyabilir, söyleyebilirsiniz. Bakın, bunlar bir ortamda söylendiğinde, konuşulduğunda sözde sihir etkisi vardır. Bu özellikle kısa sözde. Hadis-i şeriftir sevgili arkadaşlarım. Alanı etkiler. Hepimiz etkileniriz bundan. Evet, Ender Hanım'dan tiyoları alalım bakalım. Evet. Biraz karanlıktayım hocam. Bir saniye lütfen. Çok bekletiyorum. Kusura bakmayın. Bekliyoruz, Hay sorun yok. Allah. Neşe, mutluluk, coşku, huzur, yalnızlık, kalabalık, yemek, eğlence, gezme, yüzme, eğitim, dost, sevgili, bilgi, zenginlik, sağlık, tatil, spiritüel alan. Çok güzel, teşekkürler. Birçokları benim listemdekilerle de uyuştu. Ne güzel. Benzer Evet. şeyleri düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, Melek Hanım yazmış. Onu okuyayım sonra. Yeterli değerli arkadaşlar. Yani maksat burada hepimizin etkilenmesi, alanın etkilenmesi. Sevgi, inanç, maneviyat, ilham, şükür, sağlık, farkındalık, gelişim, meditasyon, sohbet, ilkbahar, tatil var. Mesela herkes tatile gitmek istiyor. Evet. Seyahat. Ağaç.
Çok güzel. Teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Evet, sağlık, sıhhat, şükür, ham, seyahat, yenilikler, tanışma, sevgi, şefkat, şifa hanım teşekkürler. Aslanımkine bakalım. Allah, dua, huzur, para, zenginlik, maneviyat, anne, renkler, aşk, sağlık, hayvan, bitki, dünya, özgürlük. Güzel. Sevgili arkadaşlarım bakın. Ya soru şu, şimdi size soruyorum. Dua, namaz, üretme kesinlikle Gökben Hanım. Enerjiniz değişti mi gerçekten? Ne diyorsunuz? Dalga dalga yayılması lazım şu an. Evet, enerjinizin değişiyor olması lazım. Eğer değişmiyorsa ya burada değilsiniz ya da ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Değişiyor sevgili arkadaşlarım. Evet. Farkındalık da geliştikçe zaten enerjiniz de doğru orantılı artacaktır. Evet sevgili arkadaşlarım, net bilgi, enerji değişir. Ve bu sizin hayatınıza güzel bir şey olarak döner. Bakın, bu tarz çalışmaları kendinize daha yoğun yüklemeler yaparak, günde işte 50 kelime, 100 kelime, 200 kelime, farklı, aynı, hiçbir önemi yok. Bunlar hayatınızı değiştirir. Bakın, zihninizi bu şekilde programlamaya başladığınızda enerjiniz, frekansınız yükselecek. Göremediğiniz açıları göreceksiniz. Çok farklı bakış açılarına sahip olacaksınız. Ve bir süre bunları tekrar edersiniz, size kalıcı haline gelecek. Yani kalıcı bir zihin beden durumuna sahip olacaksınız sevgili arkadaşlarım. Evet. Mesela şu an Ayla Türbedar Hanım'ı görüyorum ekranda. O güzel yüzüyle gülerek böyle bakıyor ekrana, bizi izliyor. O bile benim hoşuma gidiyor mesela. Evet, tabii etkiliyoruz birbirimizi. Sevgili arkadaşlarım, üretici, yaratıcı, keşfedici işlere ulaşmak da böyledir. Bunun için hani illa burada yazıldığı gibi resim, yazı, müzik gibi şeyler değil. Birazcık aslında kendimize isim vermek, bir şey daha farklı yapmak, bir konuda üretken olmaya kendimizi teşvik etmek de gerçekten işe yarıyor. Üretici olmak, ortaya bir ürün koymak bizi çok yüksek bir frekans seviyesine çekiyor sevgili arkadaşlarım. Bir ev hanımı ya da bir çalışan ne üretebilir konusu tamamen sizinle ilgilidir. Çok şey üretebileceğinizin farkına varmanızı isterim. Evet, bunu daha hiç söylemeye gerek yok. Saçma sapan haberleri, sabah programlarını, dedikodu programlarını izlememenizi zaten tavsiye ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu sizlere söylemek gerçekten çok zor. Eğer öyle olsaydı, bunları izleyen bireyler olsaydınız bu saatte televizyon kanallarında birçok değişik dizi var. Onları izliyor olurdunuz ama siz buradasınız. Dolayısıyla bu konuda çok fazla bir şey söylememize gerek yok size. Bunun farkındasınız. Evet, affetmeyi, bağışlamayı, yüce gönüllü olmayı, verici olmayı, bunları da deneyimlememiz gerekiyor. Bunlar kalp amelleri sevgili arkadaşlarım. Hiç önemli değil. Yani adam önünüzde trafikte yanlış bir hareket yapmış olabilir, önünüze kırmış olabilir, hakkınızı gasp etmiş olabilir. Bağışlayıcı olun. Hani hakkınızı yedirin demek değildir bu, anlatabiliyor muyum? Duygu durumunuzu kontrol edin. Ya deyin ki adamın algısı bu kadar yani. Şu an duygu durumu başka şey yapmaya müsait değil deyip onu gerçekten serbest bırakın. Bir şeyi yoğun duygularla içimizde taşımaya devam ettiğimiz sürece o şeyin esiri ve o şey tarafından yönetilen bireyler oluyor sevgili arkadaşlarım. Bütün kişisel gelişim çalışmalarında en başlarda öğretilmeye çalışan ve affedin, affedici olun, bağışlamayı öğrenin, sırtınızdaki yükleri bırakın, o yükü taşımak zorunda değilsiniz diye size çok söylenir. Bunun doğru tarafları elbette var ama burada sevgili arkadaşlarım, hakkımıza da sahip çıkacağız. Yani her şeyi yaptırmayacağız orada. Öyle bir şey yok zaten. Evet, az önce bazı arkadaşlarımızın listelerinde vardı yalnızlık. Çok önemli. Kendimize vakit ayıracağız. Özümüzle baş başa kalacağız. Bir soralım bakalım. Bugün gerçekten ben yapamadım mesela. Ben başka bir şey yaptım. Kendisiyle baş başa kahve içen kimler var? Baş başa çay içen. Yalnız böyle. Evet, Hülya Hanım. Aylin, ben şu an içiyorum diyor. Ender Hanım, güzel güzel.
Hanım siz başka şey de içiyordunuz. Ben görüyordum. Tüttürücü çubuk. Bak o da varmış. Güzel. Ömer Bey de çay içenler var. O süper. Süper, süper. Bakın arkadaşlar, afiyet olsun sevgili arkadaşlarım. Çok önemli. Kendinize vakit ayırmak, kendi değerinizi fark etmek ve bunu başkalarının da fark etmesini aslında sağlamak gibi bir şey bu. Çok güzel. Evet. Evet, aramızda birçok arkadaşımız aynı zamanda iyi şifacılar oldukları için ve şifanın sadece kalple, sevgiyle, şefkatle verilebileceklerini bildikleri için bunu daha çok yayın sevgili arkadaşlarım. Şefkat ve iyiliği sürekli vurgulamak, bunu yaymak ve bunu tezahür ettirmek durumundayız. Yardımsever olmak, dost canlısı olmak, arkadaş canlısı olmak ve koşulsuzca insanlardan, varlıklardan herhangi bir şey beklemeksizin bir eylemi, bir katkıyı sunmaktır şefkat. Bunu en iyi annelerimiz, sizler, birçok hanımefendiler aramızda bilirsiniz. Dolayısıyla bu çok önemli. Başkalarına yardım etmek, empati göstermek, nezaketi yaymak, kibarlığı öğretmek. Ben bunun çok değerli arkadaşlar, bu parklarda falan yaşlı genç demeden insanlarla bazen sohbet etmeye çalıştığımda fark ederim. İnsan böyle kaba saba sözlerle söze başlamış olsa da ben modumu ve telaffuzumu, nezaketimi bozmadan kibarca davranmaya başlayınca onların da böyle kibarlık göstermek için kelimeleri gerçekten seçmeye zorladıklarına çok şahitlik ettim. Kesinlikle. Dolayısıyla bu bulaşıcı bir şey bakın. İnsanlara nasıl davranırsanız, neyi yansıtırsanız onlar da size onu yansıtırlar. Yüksek bir titreşim için sevgi ve şefkati, iyiliği yaymamız gerekiyor sevgili arkadaşlarım ve bunu geliştirmemiz de gerekiyor. Bütün ruhsal öğretilerin temelinde bu var. İyi bir gevşeme ve derin nefesi öğrenmek sevgili arkadaşlarım. Bunun için ne yapın yapın, nefes öğretileriyle bedeni, zihni, ruhu, duyguları gevşetme çalışmalarıyla hayatınızı güçlendirin. Bunları ne kadar çok yaparsanız o kadar çok kendinizi özgür, titreşimi yüksek hissedersiniz. Gevşeme ile ilgili vereceğim, hocam nasıl gevşediğimizi anlayacağız sorusunun cevabı da şu. Kuyuya dalmadan önce yoğun bir beden felci yaşarız. Elimiz kolumuz istedikçe kalkmaz. Büyük bir huzur duygusu olur. Sonra birden dalarız. İşte derin gevşeme böyle bir şey sevgili arkadaşlarım. Bedenimizi açtığımız, bedenimizi unuttuğumuz, aslında bilincimizle orada olduğumuz bir şeydir bu. Bunun için çok farklı uygulamalar var. Mesela yüzmek de gevşeme tekniklerinden sayılır. Su ile enerjinizi nötrlersiniz ve kendinizi çok iyi hissedersiniz. Bunları araştırmanızı isterim. Yönlendirmeli meditasyonlar, trans çalışmaları, hipnotik çalışmalar, bunların tamamı gevşeme teknikleri olarak bize sunar. İmajinasyon yöntemleriyle bunu yapabilirsiniz. Ve daha birçok şeyle kendinizi gevşemekle gününüzü gerçekten güzel bir şekilde geçirmekle ödüllendirebilirsiniz. Gevşeme deyince benim aklıma hep dışarıdan alınması gerektiğini düşündüğüm son zamanlarda magnezyum tabletleri gelir. Magnezyum tabletleri alabilirsiniz. Güzel bir uyku ve gevşemiş bir bedeni size doğal yollardan sunmanın bir yolu sevgili arkadaşlarım. Ben birçok arkadaşımıza tavsiye ediyorum. Biraz da kaygısı olanlar, uyku sorunları yaşayanlar ve üzerindeki negatif algıyı atamayan arkadaşlarım magnezyum tabletlerine başlayabilirsiniz. Hocam ya çok para istiyorlar derseniz de 1 kilo salatalık alın gece uyumadan önce bundan bir tane yerseniz aynı etkiyi aşağı yukarı gösteriyor sevgili arkadaşlar. Çünkü denediğim için biliyorum. Size iyi gelir, rahatlatır. Gevşemiş bir beden ve gevşemiş bir zihinde hayata daha fazla katılımcı olursunuz, hayatla entegre olursunuz ve kendinizi çok güçlü hissedersiniz sevgili arkadaşlarım. Evet, bu doğanın iyileştirici gücü birçok şey var bunların arasında. Sadece işte topraklar, bitkiler,
Yani daha ziyade değerli arkadaşlarım. Burada esansiyel yağlar var. Titreşim seviyesi çok yüksektir. Ya bize şey diyorlar, ben bunu anlamadım. Bilen arkadaşımız varsa bizi biraz bilgilendirsin. Bir soru soracağım. Isparta külü işte titreşim seviyesi 320 falan demişler diye. Bilirsiniz bunu. Bunu da övünüyordum. Geçen bir esansçıya gittim. Abi dedi, bu dedi yalan dedi. Bizde daha iyisi var dedi herhalde. O da Taif gülüymüş sevgili arkadaşlarım. Ve bunu duyan bilen var mı? Bu böyle mi gerçekten? Tabii ben burada bir milliyetçilik, işte vatancılık falan yapma taraftarı değilim. Gerçeğin peşindeyim. Taif gülü mü daha yüksek enerjisi var? Yoksa Isparta gülü mü? Bunu bilemiyorum. Ben bunların hiçbirini kullanmıyorum. Bulgar gülü kullanıyorum. Kokusu daha çok hoşuma gidiyor. Daha taze bir kokusu var. Dolayısıyla bu şekilde sevgili arkadaşlarım, esansiyel yağları hayatınıza katabilirsiniz. Az önce Şifa Hanım söyledi. Yani bunlar duygu durumumuzu çok yakından etkiliyor. Yine şifalı taşlar, kristaller kullanabilirsiniz. Bunlardan takı ya da masanızda kullanmak üzere dokunmak şartıyla bir biblo gibi kullanabilirsiniz. Bunlar çok önemli çünkü bunlar yaydıkları enerjilerle sizi etkilerler. Bir de sürekli enerji yayan materyalleri kullanabilirsiniz. İşte çiçekler böyledir, kaktüsler böyledir. Ağaç kökleri olan mesela bonsai gibi ağaçlar, bitkiler böyledir. Salon çiçekleri böyledir sevgili arkadaşlar. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Ahlat da çok etkili hocam, biliyorsun. Evet, tabii. Yani Adem hocamızın geliştirdiği ve benim her gün her an kullanmayı kesinlikle çok tavsiye ettiğim ve kendim sürekli kullandığım Aynen. ahlat ürününü tavsiye ederiz değerli arkadaşlarım. Gerçekten o ürüne ekmek kadar su kadar ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Dediğim gibi ben artık böyle küçük şişeler değil, Adem hocamdan çok büyük şişelerle onu talep ediyorum. Ancak öyle kullanabiliyorum. Çünkü bu ürün sevgili arkadaşlarım bizim element dengemizi çok çabuk etkileyerek doğru bir ahenk durumuna getiriyor bizi. Yani şu an elementlerimiz dengesi çok çabuk bozulsa bile bu ürünle birlikte uzunca bir süre elementlerimiz dengede kalıyor ve bu da hayatımızın konforunu çok etkiliyor değerli arkadaşlar. Çok önemli. Yani ahlat ürünü eğer hala denemeyen arkadaşlarımız var ise denemelerini şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın mahrum kalmayacaksınız. Çok arkadaşlarımız bu konuda bize gerçekten çok güzel duygu ve düşünceleriyle geri bildirimlerini ilettiler. Bu da bize mutluluk veriyor. Ve tabii ki sevgili arkadaşlarım, manevi gelişim ve kişisel gelişime vakit ayırmak ve kendimizi bu konularda genişletmek, büyütmek. Onun için atölye çalışmalarına katılmayı teşvik ediyoruz biz de. Bundan dolayı da kendinize gerçekten yatırım yapın sevgili arkadaşlarım. Bu XYZ biz ya da bir başkası olabilir. Burada önemli olan şey sizin kendinize, hayatınıza bu konuda alan açmanız, yer açmanız. Tekamül kainatın belki en önemli yasalarından biridir. Her şey tekamül eder, her şey gelişir. Fakat biz bunları çok anlayamayız. Dağların 10 bin yıl sonra toprağa doğru evrildiğini, tekamül ettiğini belki algılayabiliriz. Ama bunu bizim bilmemiz, şu anki aklımızla görmemiz mümkün değil. Sadece bu şekilde çıkarımla algılayabiliriz. Şu an toprak olarak bastığımız şeylerin bundan belki 1.000 yıl önce, 10.000 yıl önce taştan ya da volkanik bir erikten mamul olduğunu herhalde anlayabiliriz. Sevgili arkadaşlarım, konu başlıklarımız aşağı yukarı bu atölyede böyle. Ancak bizler bu konu başlıklarının daha farklı detaylarını çakralar düzeyince sizlerle tek tek işleyeceğiz. Yüzün üzerinde teknik yöntem tavsiye konuşacağız. Bunların çoğunu birlikte uygulayacağız. Her çakraya yaklaşık bir 10-15 civarında uygulama düşüyor sevgili arkadaşlarım. Niye çakralar üzerinden konuyu algılıyoruz? Çünkü böyle yaptığımızda gerçekliğimizi, hayatımızı
çok daha derinden etkilemiş oluyoruz. Var olan bir mekanizma var bende, çakralar ve benim fizik ve enerji bedenim evrensel enerjiyi, dünya enerjisini çakralar vasıtasıyla alıyor. Eğer burada alma, verme, inceleme, çalışma ile ilgili bir sorun varsa ben bu enerjileri alamıyorum sevgili arkadaşlar. Mesela kendimi değersiz hissettiğimde, kendimi çaresiz hissettiğimde kök çakramı ve ikinci çakramı, sakral çakramı, cinsel çakramı kapatmış oluyorum. Bu böyle olunca sevgili arkadaşlarım, hayatımızda çok büyük tıkanıklıklar yaşar ve bir sonraki adımı kolay kolay atamayız. Yoksunluktan yaşarız. Dolayısıyla buradaki konu başlıkları ve dahasını daha ince detaylarla çakra düzeyinde tek tek ele alarak sizlere yüksek bir aslında titreşim seviyesi ödülünü sunmak istiyoruz. Bundan dolayı atölye çalışmalarına katılmak isterseniz direkt hocama bana ulaşabilirsiniz. Gruplarımızı kurduk ve oradan artık kimler katılacaksa sizlerle de birlikte bir süre sonrasında da sevgili arkadaşlarım güzel bir şey yapacağız. Yani bu çalışma 3 haftalık bir çalışma olacak. Dolayısıyla normal atölye çalışmaları bazen bir bazen 2 oturum yapıyoruz ama burada konunun önemi ve çok detaylı bir şekilde ele almayı biz istediğimiz için süreyi 1 hafta daha uzattık. Katılmak isterseniz dediğimiz gibi bize ulaşabilirsiniz. Dilek Hocam bir soru var ahlakla ilgili. Hangi formda kullanacağız diye Evet. soruyor arkadaşımız. Aynen. Şimdi ahlat ürünümüz zaten yağ formunda. Tek bir kalem ahlat. Çakra ürünlerimiz var ama ahlat tek ürün olarak geçiyor. Ahmet Hocam'ın Instagram sayfasındaki linkten tıklayarak kredi kartıyla da alabilirsiniz. Havale EFT yoluyla bizlere de yazabilirsiniz. Ben de yardımcı olabilirim. Ahlat 4 element dengesini içeriyor. Gerçekten de muhteşem. Şu an grupta deneyimleyen aslında arkadaşlarımız varsa onlar da söz hakkı alıp konuşursa bizzat yaşayan. Ayla Hanım'a söz hakkı verelim mi hocam? Ya yok Bir... o çok sigara içiyor. Şimdi kötü örnek oluyor bize. Evet, şöyle ahlatı galiba arkadaşımız yayınlarımıza ilk defa katılmış olabilir. Evet. Bildiğimiz bir armut cinsi değil değerli arkadaşlarım. Özel Aynen. Yağ formunda. bir simya ürünü o. Evet, çok değerli bir hocamız, abimiz var, simyacı kendisi. Onun çok değerli ürünleri. Ayla Hanımcığım, iyi akşamlar, hoş geldin. Merhaba hepinizden. Allah sizden razı olsun. Gerçekten ahlatla beni tanıştırdınız Ahmet Hoca ile de Adem Hoca da. Etkiniz dedim her zaman övmek için değil, gerçekleri anlatmak için şu anda konuşuyorum. Ahlat benim dengemden. Biliyorsunuz hocam zaten beni eğiten en güzeldi. Ayla zihnini dengele. Ayla bir yere, sadece bir yere odaklan. Böylece beni doğru yola itti. Ahlat da gelince gerçekten enerjimin hani dengesiz olan enerjim çoktu benim. O dengesiz enerjim dengeye geldi. Bir anda hani hocam biraz önce dedi ya enerjim düştüğünde hemen ahlatı koyuyorum. O duamı da içimden hangi dua geliyorsa onunla yapıyorum. Yani o anda çünkü benim şu arada biliyorsunuz problemlerim çok, enerjim çok düşüyor. Günde kaç kere kullandığımı bilmiyorum, saymıyorum ama ahlatı kullanayım o anda. En çok da Süper. kalbimin o tarafına işte kök çakrama sürüyorum. Bir anda bende bir enerji dengelenmesi oluyor. Çünkü çok dengesizdim. Ve şu anda çok yani bitse de dediği gibi Ahmet Hocam küçüğünden almayacağım birinden alacağım. Çünkü çok ihtiyacım var ve çok güzel dengeliyor. Süper, Muhteşem bir şifa olsun. evet bir de o direnci bana verdiniz. Tabii yaşlı olduğumuz için ihtiyacımız çok var dediğim gibi. Estağfurullah. Evet, o da çok muhteşem bir yaradı bana. Gerçi hepsi yarıyor ama sırayla kullandığım için Harika. muhteşem bir sistem. Harika. Muhteşem hocam. Ben de Evet. bilmiyorum ama inançla kullandığın zaman Tabii. bu inanç. Evet. Eğer Kesinlikle. inanırsan ve o anda inanın ben inanıyorum toprağa, ateşe, suya hepsini o anda dengelendiğine. Hı. Çünkü hani diyorsun ya imaj ediyorum. Ve hepsi bir anda o 1 dakika içerisinde hani o susma, tefekkür,
Gözümü kapatıyorum, onunla beraber oluyorum ve o sıkıntım anda gidiyor. Buna inanan inanır, inanmayan inanmaz ama benim gibi deli dolu bir kadın sakinleşebiliyor zaten. Çok tatlı. Eyvallah. Çok sağ Herkes ol. olabilir. Evet, Ayla Hanım, Allah çok sağ razı olun. olsun. Sevgili arkadaşlarım, bu Ahlat ürünler ürünü çok özel bir ruh tarafından hazırlanıyor gerçekten de. Belki daha önceki yayınlarımızı izleyen arkadaşlarımız vardır burada. İzlemeyenler için şöyle kısaca bir değineyim istiyorum. Hiçbir şey tesadüf değil. Adem Hocam da benim karşıma çıkmış. Yine muhteşem insanlardan birisi. Binlerce kez şükürler olsun hakikaten de. O kadar mutluyum ki ve onu sizlerle tanıştırdığım için de çok mutluyum. Ahlat ürünü başlı başına enerjinizi, frekansınızı ruhsal, bedensel, zihinsel açıdan dengeleyen, şu an piyasada gerçekten güvenerek gönül rahatlığıyla alabileceğiniz ve şifası çok yüksek olan bir yağ. Mesela gül yağı soranlar vardı, chatte yazanlar oldu ama inanın gül yağı dediğimizde o kadar çok piyasada şu an maalesef muadili var ki gerçekten içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ahlat çok özel hazırlanan bir ürün. Her evde eczacı dolabı gibi düşünün. Her evde olması gereken bir ürün. Çok küçük yaştaki bebekten, kundaktaki bebekten son yolculuğuna uğurlanacak olan kişiye kadar her yaşta herkesin kullanabileceği bir ürün. İçilen bir ürün değil, sadece sürülen bir ürün ve sadece damla damla kullanımı var. Ahlatta 5 önemli bölge var. Birincisi alnımız. Alıyoruz elimize bir damla yağı. Ben yayına girmeden önce de hemen sürdüm mesela, kullandım. Bir damla yağı alıyoruz alnımızda, bıngıldak bölgesine kadar sürüyoruz mesela. İkinci bir damlayı alıyorum. Timus bölgesi çok önemli bir bölge biliyorsunuz. İki göğüs arası. Oraya sürüyorsunuz. Yuvarlak daireler çizerek, belki küçük küçük vurgu hareketleri yaparak. Bir üçüncü bölgede bizi ilk ana rahmine düştüğümüzde annemizle yaşama bağlayan göbek bağımız, yani göbek deliğimiz. Göbek deliği ve etrafına ben bazen hatta şöyle göbek deliğinin içerisine bir damla da damlatıyorum. Çok da iyi geliyor. Göbek deliği ve etrafına yine yuvarlak daireler şeklinde yapıyorsunuz. Bir diğer önemli nokta kuyruk sokumu. Biliyorsunuz kuyruk sokumu da en son yolculuğumuzda, kabir hayatımızda bile o formunu bozmayan tek kemik yapısına sahip noktadır kuyruk sokumu. Yine kök çakrayla alakalı olduğu için bizi yaşama bağlar, hayata bağlar, dünyaya bağlar, köklenmemize yardımcı olur yani. Oraya yine yuvarlak daireler şeklinde. En son kalan nemli olan elinizdeki yağı da iki göğüs çevresine sürüyoruz. Onlar da akciğerler ve kalp noktalarına tetikliyor. Bu şekilde kullanabileceğiniz gerçekten çok 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 değerli bir ürün. Tavsiye ediyorum hepinize. Evet sevgili arkadaşlarım, bu ürünlerin laboratuvar ürünleri olmadığını, aslında simya ürünleri olduğunu, özel bir çalışmayla, özel bir ruh haliyle üretildiğini anlamamız lazım. Biz o laboratuvara götürtelim, bu ürünleri inceletelim. O etken maddeleriyle böyle bir sonucun olmayacağını zaten laboratuvar verileri bize söyleyecektir. Dolayısıyla burada Ayla Hanım'ın özellikle kendi bildiği, kendi istediği, gönlünün kaydı, dua, zikir ve niyetlerle ahlatı mayalaması başka bir güç katar ona. Ve hepiniz bunu elbette yapabilirsiniz. Çünkü hepimizin hayatında köşe taşı olmuş dualar, zikirler, yakarışlar vardır. Bunları maneviyatla birleştirdiğimizde aslında bilirsiniz güzel kokuya ruhsal varlıklar akın ederler, gelirler. Böylelikle hayatımızı onlarla birlikte ortak bir yaşam formunda sürdürebilirsiniz. Ya ben bunu böyle geçmeyen, 3 aydır falan geçmeyen müzmin bir hastalığım vardı, öksürük. Ne yaptımsa hangi doktora gitsem de geçmedi. Ama bu ürünleri 3-4 gün kullandıktan sonra etkisinin giterek azaldığını fark edip inanamamıştım. Gerçekten böyle değerli arkadaşlarım. Hepimizin farklı hikayeleri var. Özellikle konumuz titreşim seviyesi olunca bu ürünün adını almaktan biz geri durmadık. Aslında çok da niyetimiz de yoktu.
Ahlat kendisini Evet. bize hatırlattı, tanıttı. Lütfen kullanın. Gülden yola çıktık biraz hocam. Evet. Okullar zaten titreşim seviyemizi direkt yükselten Evet. faktörler. Evet. Gül zaten başta geliyor. Lütfen kullanın ve hayatınızdaki etkilerini sizler bizzat deneyimleyerek görün. Dilek hocam, aşağı yukarı her şeyi anlattık. Aslında Evet. bir eğitmen olarak içeriğimizi falan da bayağı bir deşifre ettik ama daha anlatamadığımız, çünkü süre yok o kadar. Çok derin Evet. mevzular var. Çakra çakra değerli arkadaşlarım, bu atölyede sizlere çok fazla titreşim seviyenizi yükseltmek, çakralarınızın temizliğini, arınmasını ve daha yüksek bir dönme hızıyla, titreşim hızıyla size hizmet etmesini sağlayacak uygulamalarımız, çalışmalarımız ve bilinçli farkındalık uygulamalarımız olacak. Fırsatı olan, ihtiyacı olan arkadaşlarımız bize ulaşabilirler. Bu arada bu para ve fiyat konusunda da şunu söylemek isterim. Bize söz verdiğiniz sürece değerli arkadaşlarım, ödeme konusunda biz kimseyi sık boğaz etmiyoruz. Ya şöyle bir prensibimiz yok. Şöyle demiyoruz yani. Önceden parayı gönder, enerjin bize aksın, yoksa enerjiyi alamazsın demiyoruz. Sen yeter ki gel, o alanda bulun ve daha sonra istersen tabii ki sözünde durmak kaydıyla, ki bu konuda değerli arkadaşlarım, sizinle çok özel konular paylaşıyoruz. Yani birbirimize bu özel konuları paylaştığımız için de güvenmemiz lazım. Biz güveniyoruz sizlere. Dolayısıyla gerçekten ihtiyacınız olduğuna kanaat getirmişseniz ve bu çalışmalara katılmak isterseniz, paranın ikinci plan olduğunu, ücret ödemelerinin ikinci plan olduğunu biz her daim söylüyoruz. Bu konuda Dilek Hocam da ben de çok benzer düşüncelere sahibiz. Hatta Dilek Hocam'la pazarlık yaptık, ücret ne olsun falan diye. Yani minimumda tutmaya çalışıyoruz. Minimum derken sevgili arkadaşlarım, gerçekten o dokümanları, o içerikleri hazırlamak, sağlam bir odaklanma, zaman ve aslında çalışma gerektiriyor. Bunun da hakkımız olduğunu düşündüğümüz için kendi değerimizi koruyup sizin de değerli bireyler olduğunuzu hissettirmek üzere böyle çalışmaları yapıyoruz. İnşallah yapmaya da devam edeceğiz. Evet. Hikayemiz bu sevgili arkadaşlarım. Müsait olanları, gelmek isteyenleri, ihtiyaç duyan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Dilek Hocam var mı? Sorusu Eklemek olan istediğiniz var bir şey? mı Ha, acaba? evet, tabii. Birkaç bir şey yazıldı onlara bakayım. Hiç şey yapmadık. Soru var mı sevgili arkadaşlarım? Çakralar önemli, evet. Bıngıldak bölgesi çok önemli bir nokta, Melek Hanımcığım. Biliyorsunuz tepe çakramızı aslında temsil ediyor ve bebeklerin ilk doğduğu zaman endişeleniriz. Aman bıngıldak bölgesine bir şey olmasın, bir zarar gelmesin, bir darbe almasın diye. Oraya uygulayacağımız ahlat çok değerli o yüzden de. Diğer bitkiyi bilmiyorum yağı ama önemli noktalardan birisi. Sorunuz varsa alalım. Teşekkürler Şifa Hanım. Teşekkürler. Emine Hanım'a bakalım. İyi akşamlar. Hocam kahve konusunu soracağım. Kahvenin frekansı düşük ve içildiği zaman ölü bir frekanstır denilir. Böyle türlü türlü bilgiler yayılıyor. Bu konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Kişiden kişiye göre değişecek bir konu. Mesela kahve bazılarında çarpıntı yapıyor. Bazılarında yaşam enerjisini yükseltiyor. Ben tam tersini düşünüyorum. Keyiftir. Kahvesi özellikle değil mi hocam? Evet, ya bir şey, nasıl diyeyim, bir bu bilgiyi kim ne amaçla yayıyor bilmiyorum. Doğru değil değerli arkadaşlarım. Ya bakın, açık ve net şunu ifade edeyim. İslam dininde bir şey helal olmuşsa onu artık kurcalamamak lazım. Ben size çok daha farklı bir şey söyleyeyim. Hani şu kullandığımız alkol bazlı parfümler var ya, onlar titreşim seviyelerimizi o kadar düşürüyor, o kadar altlara atıyor ki. Bakın, bunu ancak doğal ürünlerle hayatınızı böyle güçlendirmeye başladığınızda anlayabilirsiniz. Saf esans kokuları, çok çiçek kokuları kullandığınızda anlayabilirsiniz. Dolayısıyla
Kahvenin titreşim seviyesi düşüktür. Yok işte negatifler hücum eder. Kahve yakılmış enerjidir. Ya bunlar gerçekten tek kelimeyle söyleyeyim safsatadır. Bu kadar yani. Evet ya bu çok önemli mesela. Ya bir de mesela halkımızın ispatladığı bazı durumlar var. Bakın lütfen yanlış anlamayın. Bu arada ne alkol kullanmanın güzel olduğunu, sigaranın çok iyi bir şey olduğunu söylüyorum. Ya, ne de buna teşvik ediyorum. Ama şöyle bir realitemiz var. Düzenli alkol tüketen, keyifli sigarasını içen insanların gerçekten yaşam dolu, daha dostluk canlısı, daha sevecen, daha mutlu, daha keyifli kişiler olduğunu görüyoruz. Ya bu çok ilginç bir şey işte. Niye? Çünkü aslında kişi frekansını böyle yükseltiyor. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Şey Onu önemli. besleyen şeyler mesela, o yüzden de yapmaya devam ediyor, içiyor ya da Evet kullanıyor. evet. Bu arada aslında tasavvuf geleneğiyle Türk kahvesini birleştiren çok yüce bir kişi var. Çok yüksek bir kendisi aynı zamanda alim. Kutuplardan birisi. İmam-ı Şazeli Hazretleri değerli arkadaşlarım. Yani o sohbetine kahve içmeden başlamadığı söylenir. Onun menkıbelerinde, kitaplarında falan. Ve Antepli bir girişimcimiz buradan yola çıkarak Şazeli kahveleri diye baya böyle aromatik kahveler üretmeye başladı. Yani dolayısıyla konu Ne saçma güzel. bir şey. Yani Türk kahvesi bence övülecek bir kahve. Süper bir içecek. İçmeye devam edelim. Ya şimdi uyumak istemezsen bir tane içerdim ama sabah olmuyor ondan sonrası. Her şeyin aşırısı kötü. Yani dengede olmak. Yani kaç fincan içeceğinize siz karar verin ona göre. Fazlasında hani baktığınız bir zarar görüyorsunuz ya da işte Ahmet hocam söylediği gibi bir kalp çarpıntısı hissediyorsunuz ya da enerjinizin kısıldığını hissediyorsunuz. O zaman tabii ki ona göre, ama her gün bir fincan kahve gerçekten de süper bence de. Evet Ayla Hanım bilmiyordum süper. Bektaş Hazretleri'nin böyle bir şey olduğunu bilmiyordum süper. Bakın elinize şu bizden ya da başka bir yerden aldığınız radyasyon çubukları varsa onlarla Türk kahvesinin frekansını ölçmenizi tavsiye ederim. Oldukça iyi durumda çünkü. Neyse peki. Kahve için arkadaşlar. Kendinize çok iyi Kahve bakın. için, su için. Kahve içerken su içmiş olursunuz. Su varsa hayat vardır. Evet. Güzel bir akşam diliyorum. Bize vakit ayırdığınız için, burada olduğunuz için hepinize çok çok teşekkürler. Allah'a ısmarladık diyorum. Dilek hocama sözü bırakıyorum. İyi geceler. Evet, hepiniz çok değerlisiniz. Çok güzel bir çalışma sizleri bekliyor. Eğer gönlünüz de okey diyorsa, tamam diyorsa, bana da Ahmet hocama da ulaşarak isminizi yazdırabilirsiniz. Direkt gruba dahil ederiz. Ahmet hocam da dediği gibi ödeme konusu çok da önemli bir konu değil. Önemli olan sizlerin gerçekten iyi zaman geçirmesi ve bu tekamül yolculuğunda en iyi şekilde değerlendirmek. Kendimizi, frekansımızı, enerjimizi yükseltmek. Hak razı olsun. Bugün buradaydınız. Çok değerlisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Allah'a ısmarladık sevgili arkadaşlar. İyi akşamlar.